Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin coğrafi konumu konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de bu kısım coğrafi koordinat sisteminin son kısmı. Biz bundan önceki kısımda paralel meridyen, enlem boylam kavramlarından ve aynı zamanda yerel saat hesaplamalarından bahsetmiştik. Şimdi işte bu bildiğimiz tüm bilgileri Türkiye'nin coğrafi konumunun belirlenmesinde ve bu konumun Türkiye üzerinde ne gibi etkileri var bunları öğrenmesinde teker teker kullanacağız diyelim. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde neler var? Diyor ki Tonguç koordinatlar alındı. Yani biz bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin coğrafi konumunu işleyeceğiz. Öncelikle beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için konu anlatımı soru bankası kitabını aç. içindekiler kısmına gel ve burada sayfa 40-42. Burayı açıyorsun. Açtık 40. sayfa. Önce mutlak konum ben anlatacağım. Buradan takip edebilirsin ve video bittikten sonra çoktan seçmeli testlerimizi hemen çöz ki konuyu güzel güzel pekiştir. Sıkıntı yaşadığında söylemiş olduğum gibi kare kodu okutarak o sıkıntı yaşadığı noktayı öğretmenimizden dinleyip öğrenebilirsin. Devamında ikinci kitabımız ders bittiğinde bunu çözmen gerekiyor. Dinamo Soru Bankası kitabı ve hemen şöyle içindekiler kısmını aç. Coğrafi konum dedik. Koordinat sistemi Türkiye'nin coğrafi konumu. Yani şuradaki 37 ve 47 sayfalar arasını çözüyorsun ve biz konu sonunda boşluk doldurma doğru yanlış ve etkinlikler düzenledik ki sınava tam anlamıyla seni hazırlayabilelim dedikten Sonra evet koordinatlar alındıysa kemerlerinizi bağlayın uçuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin konumuna ait özellikleri diyeceğiz. Ama bak burada konum belirlerken neyi kullanacağız? İki şeyi kullanacağız. Şimdi dur. Senin arkadaşın seni aradı ve dedi ki neredesin? Evdeyim, oturuyorum. O zaman geliyorum yanına dedi. Senin evi bir tarif et dediğinde. Sen nasıl tarif edersin? Dersin ki şu otobüsü bin, şurada in, indikten sonra aşağıya gel, sağa dön, sola gel, karşıda cami var, aşağıda ekmek fırını var falan filan. Böyle tarif edebilirsin. Ve arkadaşın dedi ki ya ben bunu bilemem. Sen bana daha doğru bir şekilde gönderebilir misin bu konumu? Tamam WhatsApp'ını aç dedi ve sana bulunduğu yerin konumunu gönderdi. Bulunduğu yerin konumunu gönderdiğinde neyi ifade etmiş oldu? Mutlak konumu ifade etmiş oldu. Yani enlem ve boylam derecelerini göndermiş oldu diyebiliriz tamam mı? Şimdi burada herhangi bir noktanın ki dersimizin konusu Türkiye'nin coğrafi konumu olduğu için Türkiye'nin dünya üzerindeki bulunduğu yer coğrafi konumdur. Ve biz bu Türkiye'nin dünya üzerindeki bulunduğu yeri bir mutlak konum şeklinde sınıflandırabiliriz ki buna matematik konum olarak da kitaplarda görmektesiniz ama siz mutlak konum olarak bilmek zorundasınız. İkinci kısım bunu bilemediğin zaman göreceli konum ifadesiyle Türkiye'nin dünya üzerindeki yerini söyleyebiliriz. Hemen şöyle buranın üzerinde bir örnek vermemiz gerekirse şöyle verebiliriz. Mesela diyebiliriz ki Türkiye güneş hiçbir zaman dik açıyla gelmiyor. Bu mutlak konum yani enlemle ilgili bir durumdur tamam mı? Ama Türkiye, Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının kesişimi de dediğimiz zaman bu Türkiye'ye göre bir durumdur. Özel bir durumdur. O yüzden göreceli konumdur diyoruz. O zaman hadi bakalım bunları teker teker parçalayalım. Birinci kısım Türkiye'nin mutlak konumu. Yani matematik konumu. O ifadeyi de unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Şimdi burada özellikle şunu söyleyeceğiz. Türkiye dünya üzerinde nerede dediğimizde bir. Türkiye dünya üzerinde ekvatora göre nerede? İki. Türkiye dünya üzerinde başlangıç boylamına göre nerede? Tamam mı? Enlem ifadesi ekvatora göre boylam ifadesi başlangıç başlangıç meridyenine göre belirlenir ve diyoruz ki Türkiye 36 derece kuzey 42 derece kuzey enlemleri arasında yani o zaman ekvatorun üst kısmında devam ediyorum. 26 derece doğu ve 45 derece doğu boylamları arasında yer alır diyoruz. Bak bunu neye göre belirledim? Unutma bunu buradaki Greenwich ve ekvatora göre belirledim. Ve baktığımız zaman Türkiye'nin şöyle bu alandaki konumuna birinci kısım en güneyimizden geçen paralel derecemiz ya da enlem derecemiz 36 derece kuzey. Bak bu enlem ifadesini paralel o olarak da görebilirsin. Şaşırma. Boylam ifadesini meridyen olarak da görebilirsin. Şaşırma tamam mı? Türkiye 36 derece kuzey 42 derece kuzey paralelleri dese de eyvallah, okey diyeceksin. Enlemleri dese de eyvallah diyeceksin tamam mı? Biz burada en güneyimizden geçen paralel derecesinin 36, en kuzeyimizden geçen paralel derecesinin 42 olduğunu söyleyeceğiz. En batımızdan geçen boylam derecemizin 26, en doğumuzdan geçen boylam derecemizin de 45 derece olduğunu söyleyeceğiz. Türkiye'nin en uç noktalarında ı'dır. Dil Ucu var. Bununla birlikte toprak tutan köyü var. Hatay'da e geldik Sinop, İnceburun ve Çanakkale, Gökçeada Avlaka Burnu diye geçer. Hemen şöyle şurada da Çanakkale yazalım. Türkiye'nin en uç noktaları burasıdır. En batıda İstanbul yok. Kim var en batıda? Çanakkale var. İzmir'de yok. Onu da unutmayalım, tamam mı? En kuzeyde de hep Sinop diyeceğiz. Çünkü mutlak konum ifadesinde hep Hatay'dan Sinop'a doğru gideceğiz, tamam mı? Komşularımıza baktığımız zaman Yunanistan, Bulgaristan'la sınır komşuluğumuz var. Aynı zamanda Gürcistan'la sınır komşuluğumuz var. Ermenistan'la Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile İran'la, Irak'la ve Suriye ile sınır komşuluğumuz var. Ve sınır komşuluğumuz içerisinde en uzun sınıra sahip olduğumuz komşumuz Suriye'dir sevgili arkadaşlar. Kıyılarımıza baktığımız zaman kuzeyde Karadeniz kıyısını görebilmekteyiz. 1965 kilometre. Hemen iç kısımda Marmara kıyısı 1189 kilometre. Güneyde Akdeniz kıyısı 1577 kilometre batıda Ege kıyısı 2805 kilometre. Yani şöyle bir haritaya baktığımız zaman ah Karadeniz kıyısı daha uzun gibi duruyor. Evet hiçbir sıkıntı yok. Görselde böyle olabilir ama Ege kıyısı nasıl? Girintili ve çıkıntılı. O yüzden Ege kıyısının gerçek uzunluğu çok daha fazla diğerlerine göre diyoruz. O zaman bu Türkiye'nin 36-42 kuzey paraleli 26-45 doğu boylamları arasında yer almasının ne gibi sonuçları var? Onlardan bahsedeceğiz. Dört tane kısım var. Hadi bakalım buna hep birlikte cevaplayalım. Şimdi diyor ki Türkiye ekvatora göre hangi yarım kürede yer alır diyor. Hemen şöyle bir düşün Türkiye ekvatora göre hangi yarım kürede yer alıyor? E, ekvator buraydı. Ekvatorun üst kısmında o zaman Türkiye ekvatora göre kuzey yarım kürede yer alır. Doğru mu bakıyoruz? Evet doğru hiçbir sıkıntı yok. Geldik dönenceye göre hangi konumda yer alır diyor. Dönence dediğimiz güneş ışınlarının en son dik geldiği noktaydı. Hemen şöyle şuraya geldiğimizde burada 23 derece 27 dakika kuzey enlemi dediğimiz yengeç dönencemiz var. O zaman yengeç dönen neresinde yer alıyor? Kuzeyinde yer alıyor. Bak bu ifadeyi de kullanacağız. Baktık evet eyvallah orası da doğru. Greenwich'e göre hangi yarım kürede yer alır diyor. Greenwich başlangıç boylamıydı. İngiltere'nin Greenwich kasabasından geçiyordu. Gözlem vardı orada. Ve buna göre daha doğuda yer alıyor. O zaman doğu yarım kürede yer alır diyebiliriz. Evet o da doğru. Hangi matematik iklim kuşağında yer alır diyor. Dönenceler ile şurada 66 derece 33 dakika kuzey enlemi vardı. ve bu arada kalan kısma biz orta kuşak diyorduk. O zaman Türkiye nerede yer alır derse hangi matematik iklim kuşağındadır derse orada kuşaktadır diyeceksin bunu da unutma. O zaman biz mutlak konum ifadesinde Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer almasının kanıtlarını bununla birlikte yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığının kanıtlarını orta kuşakta yer aldığının kanıtlarını ve doğu yarım kürede yer aldığının kanıtlarını hep birlikte öğreneceğiz. Bir diyoruz ki Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. Şimdi buna bağlı olarak bir takım durumlar meydana geliyor. Yani şöyle bir şey söylediğimiz zaman Türkiye'de en güneyden en kuzeye doğru gittiğimizde yani en güneyde kim vardı? Hemen şöyle hatırlayalım Hatay. En kuzeyde kim vardı? Sinop var değil mi? O zaman ben Hatay'dan Sinop'a doğru gidersem bir takım değişmeler meydana gelecek mi? Gelecektir. Nelerdir bunlar dediğimizde? Bir, güneş ışınlarının yere düşme açısı daralır sevgili arkadaşlar. Ve bu Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığını kanıtlar. Neden? Çünkü şundan dolayı eğer ki bir merkezde kuzeye doğru gittiğimizde güneş ışınlarının yere düşme açısı daralıyorsa bu 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde kesin kanıttır. Kuzey yarım kürede yer aldığımızı kanıtlıyor. Çünkü kuzeye doğru gittiğimizde kuzey yarım kürede Kutup'a doğru gideriz tamam mı? Ama güney yarımkürede kuzeye doğru gitseydik Ekvator'a doğru giderdik o zaman güneş ışınlarının düşme açısı genişlerdi ya da dikleşirdi diyebiliriz tamam mı? Sıcaklık ortalaması Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe genel itibariyle azalır diyebiliriz. Hatay'daki sıcaklık ortalamasının Sinop'tan daha yüksek olması Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer almasına ve buna bağlı olarak Hatay'a güneş ışınlarının Sinop'a göre daha dik açıyla gelmesine sağlamıştır diyebiliriz. Deniz ve okyanuslardaki buharlaşma miktarı diyeceğiz. Burada şöyle hemen denizlerimizde tekrar gösterelim sevgili arkadaşlar. Güneyde biraz önce söylemiştik. Akdeniz vardı. Hemen şöyle şuraya Akdeniz diye yazıyorum. E batı kısmında Ege vardı. İç kısımda Marmara ve kuzey kısımda Karadeniz vardı. Şimdi mantıkken düşün. Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gittiğimizde deniz suyu sıcaklığı azalır. Buna bağlı olarak buharlaşma miktarı azalır ve bu tuzluluk oranını etkiler ve tuzluluk oranı da Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe yani Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gidildikçe azalır diyebiliriz. Daimi kar alt sınırı yani kalıcı kar alt sınırı diyoruz ve bunu hemen şöyle bir harita üzerinde yani dağ üzerinde gösterebiliriz. Şimdi hangi dağlık kütlemiz daha sıcak? Hatay. Niye? Ekvatora daha yakın çünkü değil mi? Ve burada karın erimediği sınır daha yüksektedir. Sinop'ta ise karın erimediği sınır Hatay'a göre daha alçaktadır. O zaman bu kalıcı kar alt sınırı dediğimiz daimi kar alt sınırı karın ilk başladığı noktadır ve baktığımızda Hatay'da daha yüksekte Sinop'ta ise daha alçaktadır. O zaman şunu unutma. Hatay'dan Sinop'a doğru gidersen daimi kar alt sınırı da alçalır diyebilirsin. Bu neyi etkiler dersek bu mesela şunu da etkiler. Tarım, orman, yerleşme üst sınırını da etkiler. Bak kalıcı kar alt sınırı bunları da etkiledi. Ve bunlar da otomatik olarak daimi kar alt sınırından etkileneceği için alçalır diyebiliriz tamam mı? Burada bir diğer durum dünyanın dönüşünden kaynaklanan çizgisel hız vardı ve her yerde aynı değil. Bizim ülkemizde de çizgisel hız Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe azalır diyebiliriz. Gölge boyu güneş ışınlarının yere düşme açısından etkilenir ve Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe gölge boyu uzar. Yer çekimi dünyanın geo şekline bağlı olarak kutuplara doğru gidildikçe artıyordu. O zaman Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe de yer çekimi artar diyebiliriz. Gece gündüz süre farkı eksen eğikliğine bağlı olarak gece ile gündüz arasındaki zaman farkı Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe artar. Örnek vermemiz gerekirse 21 Haziran tarihini burada ele alalım. 21 Haziran tarihinde Hatay'da uzun gündüz yaşanır yani en uzun gündüzü yaşar Sinop'ta uzun gündüz yaşar ama İki ilimizi birbiriyle kıyasladığımızda en uzun gündüzü Sinop yaşar. 21 Aralık'ta mesela en uzun gece en uzun gece gecenin en uzun olduğu ilimiz gene Sinop'tur. Niye? Çünkü kutuplara doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkı artar diyebiliriz. Alaca karanlık süresi ve diğer ifadeyle grup ile tan süresi. Güneşin hemen doğmadan önceki ve hemen battıktan sonraki o alaca karanlık kısmı sevgili arkadaşlar. Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe uzar diyebiliriz. Devam ettik tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi sıcaklıktan etkilenen bir durumdur. Sıcaklık azaldıkça tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi de uzar. O zaman Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin de uzadığını söyleyebiliriz. Ve unutma, Türkiye özellikle yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığı için de dağlarımızın hep daima güney yamacına güneş ışınları gelir ve bu bakıdır. Güneşe dönük yamacımızdır ve bakı yönü güney yamaçtır diyebiliriz ve Türkiye'de güney yamaç kuzey yamaca göre daha sıcaktır diyebiliriz. İkinci durum Türkiye orta kuşakta yer alır. Orta kuşak neresiydi dersek yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesi, oğlak dönencesi ile güney kutup dairesi arasındaki kısım. Ve baktığımız zaman Türkiye kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer almakta. Ve buna bağlı olarak ilkbahar, yaz, sonbahar, kış dediğimiz 4 mevsimi biz belirgin olarak Yaşarız aynı şekilde 30 derece enleminden kaynağını alıp 60 derece enlemine doğru giden bir rüzgar var yani tam şu kısımdan 30'dan kaynağını alıp 60'a doğru giden bir rüzgar var ki biz buna batır rüzgarı diyoruz neden batır rüzgarı deniyor şundan dolayı şimdi dünyanın eksen hareketine bağlı olarak bu rüzgar düz bir şekilde gidemiyor ve buna bağlı olarak yönünde sapmalar yaşanıyor ve kuzey yarım kürede bu sapma sağa doğru. Şimdi sapmanın sağa doğru olduğunu ifade edersek bu rüzgar bize hangi yönden geldi? Batı kısmından yani güney batıdan geldi. E o zaman batı rüzgarlarının da bizim ülkemizde etkili olması gene orta kuşakta yer aldığını kanıtlar. Aynı şekilde cephe yağışları görülür. Nasıl? Şöyle. Şimdi hemen şuraya bir enlem derecesi çizelim. Şuraya şöyle 0 derece ekvatoru koyuyorum. Şuraya da 90 derece kuzey kutup noktasını koyuyorum. Türkiye'yi de şuraya yer Şimdi dikkat edin. Türkiye güneyden bir hava kütlesi geldiğinde bu sıcaklığı artırır. Kuzeyden bir hava kütlesi gelirse bu sıcaklığı azaltır. Ve sıcak soğuk hava karşılaştığında sıcak hava soğuk havanın üzerinde yükselir, yoğunlaşır ve yağış bırakır. Bu farklı iki hava kütlesinin karşılaşma alanında olduğu için sıcak, soğuk cephe olduğu için frontal yağışlar yani cephe yağışları da bizim ülkemizde görülür. Özellikle ülkemizde kış mevsiminde düşen yağışların büyük bir kısmı cephesel kökenlidir. Ve aynı zamanda 30 derece ile 40 derece enlemleri arasında yer alan karaların deniz kıyılarında görülen iklim dediğimiz Akdeniz iklimi de bizim ülkemizde etkilidir. Ve bunlar da ortak şarkta yer aldığını kanıtlar. Ama şunu unutma. Mesela çizgisel hızın Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe azalması Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını kanıtlamaz. Güneş ışınlarının yeri düşme Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe daralması orta kuşakta yer aldığımızı kanıtlamaz. Orta kuşak diyorsa dört tane durum var. 4 mevsim. Batı, cephe, Akdeniz bunları da unutmayalım tamam mı? Bir diğer durum Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır. Yani şöyle baktığımız zaman 23 derece 27 dakika kuzey enlemi yengeç dönencesidir ve bunun kuzeyinde yer almaktayız. Ve buna bağlı olarak Türkiye güneş ışınları unutma hiçbir zaman dik açıyla gelmez. O zaman Türkiye güneş şınırı hiçbir zaman dik açıyla gelmiyorsa her zaman gölge boyu olacak mı? Yani hiçbir zaman gölgemiz sıfır olmaz. E gölgemiz her zaman varsa bunun bir yönü vardır. Yön nedir dersek bak şimdi şöyle düşün. Şurası Türkiye'nin bulunduğu kısım ve güneş buradan böyle geldi ve gölgemiz şöyle düştü. E burası neresidir? Kuzeydir değil mi? O zaman Türkiye'de gölge yönü kuzeyi gösterir. Ve bakı dediğimiz kısım güney yamaçtır. Hemen şöyle şuraya bakı yazıyorum. Güney yamaçtır. Çünkü bizim güneşe dönük yamacımız güney yamaçtır. Ev alırken büyükleriniz ne der? Güney cephe olsun değil mi? Niye? Daha sıcak olsun. Güneşi daha iyi bir şekilde alabilelim diye. Ama şimdi yengeç dönencesinin evet kuzeyindeyiz. Bize güneş ışınları dik gelmez. Ama 21 Haziran tarihi güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği tarihtir. 21. 21 Aralık tarihi ise güneş ışınlarının en iyi açıyla geldiği tarihtir. Bunu da unutmamış olalım. E buna bağlı olarak 21 Haziran tarihi güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği tarih ise o zaman Temmuz, Ağustos, Haziran ayları ülkemizdeki en sıcak aylar e en iyi açıyla Aralık tarihinde geliyorsa Aralık, Ocak ve Şubat ayları da bizim ülkemizdeki sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aylardır diyebiliriz. E bu kapsamda Türkiye'ye kuzeyden bir rüzgar gelirse sıcaklığı azaltır. Hemen şöyle şuraya bakalım. Güneyden bir rüzgar gelirse sıcaklığı arttırır. Neden? Çünkü güneyden gelen rüzgar Ekvator'dan, kuzeyden gelen rüzgar ise kutuptan geldiğini var sayabiliriz tamam mı? Şimdi geldik enlem ifadesindeki kısımlardan sonra boylam ifadesine. Boylam kısmında Türkiye başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır sevgili arkadaşlar. Bak Greenwich'e göre başlangıç meridyeni burasıdır sonuçta ve Türkiye başlangıç meridyeninin doğusunda yani doğu yarım kürede yer almaktadır ve yerel saatimiz başlangıç meridyeninin yerel saatine göre daha ileridir diyebiliriz. Ve en doğumuzla en batımız arasında 19 derecelik boylam farkı vardır. Birazdan bunu da hesaplayacağız. Aynı zamanda Türkiye ikinci ve üçüncü saat dilimleri içerisinde yer alır ve biz günümüzde üçüncü ulusal saat diliminin yani Iğdır'ın yerel saatini ortak saat olarak kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 19 boylamlık bir fark boylam farkının az olduğunu gösterir. Bundan dolayı da tek bir saat dilimi kullanmaktayız. Eskiden ne yapıyorduk? 2016 yılına kadar kış dönemine geldiğimiz zaman ikinci ulusal saat dilimindeki İzmit'in yerel saatini ulusal saat olarak yaz döneminde ise Iğdır'ın yerel saatini ulusal saat olarak kullanıyorduk. İzmit dediğimiz geri saat uygulaması diye geçiyordu. Saatleri bir saat geri alıyorduk. Iğdır dediğimiz ileri saat uygulaması olarak geçiyordu. Saatleri bir saat ileri alıyorduk ama 2016 yılı itibariyle geri saat uygulamasından vazgeçtik. Şu anda ileri saat uygulamamız var sevgili arkadaşlar. Iğdır'ın yerel saatini ulusal saat olarak kullanmaktayız diyebiliriz. Şimdi burada tabii ki de açıklamamız gereken bir diğer ifade daha var. Onu da hemen şöyle ilk sayfadaki kısımda açıklayacağız. Nedir bu? Biz paralel ve meridyenlerle ne hesaplıyorduk dersek biz paraleller yardımıyla iki merkez arasındaki kuş uçum mesafeyi hesaplıyorduk ve Türkiye'nin en kuzeyinden 42 derece paraleli en güneyinden de 36 derece paraleli geçmekte. Buranın farkını aldığımız zaman 6 derecelik bir fark var. 6 derece çarpı 111 kilometre dediğimizde burada ne olacaktır? 666 kilometre kuş uçum mesafe yapacaktır. Yani Hatay'dan Sinop'a gittiğimiz zaman kuş uçum mesafe mesafemiz 666 kilometre. Meridyenlerle yerel saati hesaplıyorduk. E 45 derece eksi 26 derece eşittir 19 derecelik bir fark var. E, her bir derecelik meridyenler arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı. 19 çarpı 4 dakikadan 76 dakika yani Iğdır ile Çanakkale arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi geldik mutlak kısım bittiğine göre göreceli kısma devam etmeye. Şimdi göreceli kısım dediğimiz kendimize has durumlar sevgili arkadaşlar. Nedir bunlar dediğimiz zaman Türkiye dünya üzerinde nerede yer alıyor? Bu konunun ne gibi özellikleri var? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir, Türkiye Bak şöyle dikkat et Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarının kesişim noktasında yer alıyor mu? Alıyor. Şimdi bu bizim jeostratejik açıdan önemli hale gelmemizi sağlamıştır. Nasıl? Mesela enerji taşımacılığında Türkiye koridor durumdadır. Çünkü doğudaki enerji kaynaklarının batıya aktarılması için Türkiye köprü vazifesi görür. Mesela en önemli projelerden bir tanesi TANAP'tır sevgili arkadaşlar. Ders bitiminde araştırın. Azerbaycan'dan İtalya'ya kadar uzanan ve Türkiye'nin enerji taşımacılığındaki yeni diplomasisi yani çok önemli hamlesi olan TANAP bizim için çok önemli bir projedir. Bu işte Asya Avrupa arasında yer almamızla ilgili bir durumdur. İkinci durum. E ben Avrupa'dan Asya'ya ya da Asya'dan Afrika'ya doğru bir mal götüreceksem transit ticarette Türkiye'yi kullanmamız gerekiyor. Mesela İran'ın yapmış olduğu transit ticarette Trabzon Limanı yoğun ölçekte kullanılmaktadır. Ulaşımda köprü konumundadır. Nasıl? Şimdi baktığımız zaman Türkiye iki kıtada toprakları olan bir ülke. Avrupa kıtasında ve Asya kıtasında toprakları var. O yüzden iki kıtayı birbirine bağlar ve ulaşımda köprü vazifesindedir. Ve aynı zamanda bulunduğumuz coğrafik konuma bağlı olarak Türkiye birçok örgüte üyedir. Nedir bunlar mesela? Birleşmiş Milletler. Onun dışında sevgili arkadaşlar İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D8 ki G20'yi daha geç bir kaç hafta önce duymuş olabilirsiniz eğer ki güncel olayları takip eden arkadaşlarımız varsa. Bununla birlikte NATO sevgili arkadaşlar. Yani birçok örgüte Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, birçok örgüte bulunduğumuz konum itibariyle üyeyiz ve askeri açıdan stratejik konumdadır diyebiliriz. Karadeniz'in çıkış noktaları olan düşünün Gürcistan'ı düşünebiliriz burada ya da e, Ukrayna'yı düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Bulgaristan'ı da düşünebiliriz. Şimdi bu ülkeler dünya ticaretinde deniz yolunu kullanmak istese ki Rusya için bu sadece geçerli değildir ama ulaşım anlamında çok çok önemlidir. Burada kesinlikle iki tane boğazı kullanmak zorunda. Bunlardan birincisi İstanbul boğazı, ikincisi ise Çanakkale boğazı. İşte bu iki boğazı Boğaz, ülkemizin stratejik açıdan önemli hale gelmesini sağlamıştır. Ve Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır. Kuzeyde Karadeniz, Batıda Ege Denizi, Güneyde Akdeniz ve iç kısımda da Marmara Denizi vardır. Ve Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesidir diyebiliriz. Ve Türkiye genç oluşumlu bir ülkedir. Bak şu ifadenin ortalama yükseltisi fazladır ifadesi var ya ortalama yükseltimiz 1141 metre. Bazı kaynaklarda 1132 metre olarak da geçebilir panik yapmayın ama Türkiye'nin ortalama yükseltisi güncellenen kaynaklarla birlikte 1141 metredir. Bizim ortalama yükseltimiz neden bu kadar fazla dediğimizde Türkiye genç oluşumlu bir ülke. Yani topraklarımız senezoik döneminde oluşmuştur ve buna bağlı olarak da ortalama yükseltimiz fazladır. Ben bunun en önemli kanıtını karşında görmüş olduğun fiziki haritada ararım. Şimdi ileriki kısımlarda bunu zaten işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu harita bize yükselti basamaklarını gösterir. Mesela hakim renk tonuna baktığımız zaman sarı ve turuncudur ve bu yükseklik değeri 1000 metre ile 1500 metre arasında değişmektedir diyebiliriz. Tamam mı turuncu renk tonu? Ve hakim renk tonuna bağlı olarak sevgili arkadaşlar, ortalama yükseltimizin fazla olduğunu söyleyebiliriz ve bizim ülkemizde kısa mesafelerde genel itibariyle yeryüzü şekilleri çeşitlilik gösterir. Yani bizim arazimiz şöyle bir arazi değil. Bizim arazimiz nasıldır dersek, biz bizim arazimiz böyle bir arazi. Yani kısa mesafede ne yaptı? Alçaldı yükseldi. Alçaldı yükseldi ve buna bağlı olarak tarımda makine kullanımı zordur sevgili arkadaşlar. Her yerde sen makineyle rahat bir şekilde kullanamazsın. Genel itibariyle makineyi kullandığın alanlar düz alanlardır. O yüzden bizim ülkemizde de makine kullanımı zordur. Dağların uzanış doğrultusuna baktığımızda kuzeyde ve güneyde dağlar kıyıya paraleldir sevgili arkadaşlar. Ve buna bağlı olarak denizden gelen nemli hava kütlesi iç kesime geçemez ve bizim ülkemizde karasallık şiddeti fazladır. En geniş alanlarda etkili olan iklim tipimiz karasal iklimdir. Ve gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark fazladır. Bu işte engebeli olduğunu gösterir. Aynı zamanda yol yapım maliyeti şiddetlidir. Erozyon şiddetlidir. Yol yapım maliyeti fazladır diyelim sevgili arkadaşlar. Orayı düzeltelim. Tarım alanları dar ve parçalıdır. Niye? Arazinin engebeli. İklim ve bitki örtüsü değişimi çeşitliliği çok çok fazladır. Ülkemiz endemik türler bakımından ki endemik dediğimiz sadece bizim ülkemizde görülen türlerdir. Çok çok zengindir diyebiliriz. Bak şimdi iklim Bitki örtüsü, toprak türleri, tarım ürünleri ve turizm etkinlikleri çeşitlenmiştir. Kuzeye geldiğimiz zaman yoğun ölçekte çay ve fındık tarımı, güneye doğru geldiğimiz zaman turunçgil, muz, zeytin tarımı, batıya doğru gittiğimizde incir tarımı, güneydoğu Anadolu'ya geldiğimiz zaman sulamayla birlikte pamuk tarımı yoğun ölçekte yapılmaktadır ve bu da ülkemizin ekonomik anlamda önemli hale gelmesini sağlamıştır diyebiliriz. Ve bak fiziki haritaya yeşilden sarı, turuncu, kahveye doğru bir gidiş var. Nereden nereye batıdan doğuya doğru o zaman genel olarak yükseltimiz batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Bu sıcaklık ortalamamızı etkiler. Yani genel itibariyle batıdan doğuya doğru gidersek sıcaklıklarımız azalır sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Ve Türkiye'deki dağların uzanış doğrultusu dediğimiz zaman doğu-batı yönlüdür. Bu neyi gösterir? Bana bu şunu gösterir sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki sıkışmanın kuzey-güney yönünde olduğunu gösterir. Avrasya levhası Arab levhası ve Afrika levhası bu üç levha birbirine hareket ettiğinde Türkiye'yi sıkıştırmış ve Türkiye'deki dağlar doğu batı yönlü uzanır. Ama bak buradaki iki önemli ifade var. Dağların uzanış doğrultusu budur. Denize göre konumları dediğimiz zaman kuzeyde ve güneyde dağlar kıyıya paraleldir sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya paralel diye yazalım. Kuzeyde ve güneyde dağlar kıyıya paraleldir. Ama batıda ise dağlar kıyıya diktir sevgili arkadaşlar. Ve buna bağlı olarak bizim ülkemizde kuzeyde ve güneyde kıta sahanlığı dardır. Batıda ise kıta sahanlığı geniştir. Ve kuzeyde güneyde limanların art bölgesi yani arka bölgesi dardır ama batıda ise onlara göre daha geniştir. Deniz etkisi kuzeyde ve güneyde iç kesimlere sokulamaz ama batıda iç kesimlere sokulabilir. Koy, körfez, liman, girinti, çıkıntı kuzey ve güneyde daha azdır ama batıda ise daha fazladır ki ben bunun en önemli kanıtını şurada görüyorum. Bak güneyde ve kuzeyde kıyımız sade bir uzanış gösterir 1965-1577 kilometre ama batıda girinti çıkıntı çok fazla 2805 kilometredir diyebiliriz. Ve iç bölgelerde karasallığın etkili olması dağların kıyıya uzanış doğrultusudur diyebiliriz. Ve kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım zordur. Tünel ve geçitlerle bu ulaşımı rahatlatmaktayız diyebiliriz. Mesela Akdeniz bölgesinde çok sayıda geçit var. Çubuk, belen, sertavul, gülek geçitleri yer almaktadır diyebiliriz. Ve biraz önce dedik. dedi ki Türkiye genç oluşumlu bir ülke ve topraklarımız senezoik döneminde genel itibariyle oluşmuştur diyebiliriz. Bunun en önemli kanıtı ortalama yükseltimizin fazla olması, deprem riskinin fazla olması, volkanik arazilerinin yaygın, deprem riskinin yüksek olmasına bağlı olarak jeotermal kaynakların fazla olması, püskürük kayaçların yani buradaki yüzey kayaçları dediğimiz magmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşan kayaçların yaygın olması ve aynı zamanda maden çeşitliliğinin de zengin olması örnek verebiliriz. Ve Türkiye'de stratejik açıdan bazı önemli madenler var. Bor, dünya topram rezervinin yaklaşık olarak yüzde iki virgül kısmı bizde. Uranyum, toryum gibi çok çok önemli maden kaynaklarına da sahibiz diyebiliriz. Şimdi geldik konunun son kısmına. Bak buraya dikkat. Türkiye'de dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması. Allah'ım ikisi de aynı cümle gibi duruyor ama bu iki cümleyi birbirinden ayıran çok önemli farklar var. Peki bunun temel sebebi nedir dediğimizde açıyorum. Hayda soru işareti çıktı. Açtım burayı. Hayda soru işareti çıktı. Hepsini biz söylemeyelim. Bak bakalım araştır. Yorumlara bunun ikisini bir yaz. Türkiye'de dört mevsimin belirgin olarak yaşanması neyin sonucunda? Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması neyin sonucunda? Yani burada iki tane sonucumuz var. Bir, diyeceksin ki hocam Türkiye'de dört mevsimin yaşanması ya mutlak konumun sonucudur ya göreceli konumun sonucudur. Ben sizden bunu istiyorum. Buraya biri koydum. Buraya ikiyi koydum. O zaman birin sonucu nedir? İkinin sonucu nedir? Bunları senden yorumlar kısmında bekliyorum diyelim. Bak bunu da unutma. 23 Eylül ve 21 Mart tarihini gördüğümüzde bu iki tarih ekinoks tarihidir. Yani dünya üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihtir. Ve bu mutlak konumun sonucu değil. Dünyanın tüm noktalarında gece gündüz Yaşanır bu iki tarihte bunları da unutmayalım. Evet koordinatlar alındı, koordinatlar doğrultusunda biz dersimizi bitirmiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin konumuna yani mutlak konuma bağlı ve göreceli konuma bağlı olarak meydana gelen durumlardan bahsettik. Mutlak konumu unutma, Allah'ını seven bu konumu unutmasın. 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri ya da paralelleri, 26 derece doğu, 45 derece doğu bo boylamları ya da meridyenleri diyoruz sevgili arkadaşlar. Ödevlerimizi de ihmal etmeyelim. Dinamo Soru Bankası kitabımızdaki koordinat sistemi konum kısmını yani 37'den 47'ye kadar güzel güzel çözüyorsun. Bak sonunda 47'den sonra yazılımız var sizin için hazırladık. Bunları da güzel güzel çözmeyi unutma. Bir sonraki videomuz harita bilgisinden devam edecek diyoruz. Ve konu anlatımlı kısmımızda da gene aynı şekilde bölümümüz bittiği için sevgili arkadaşlar coğrafi koordinat sistemi 36'dan 42 sayfaya kadar şöyle önce güzel bir tekrarını yap Ondan sonra buradaki soruları güzel güzel çöz haritada sizlerle görüşmek üzere diyelim ve karşınızda Tabii ki de beklemiş olduğunuz ödüllü soru cevapları yorumlar kısmına bekliyorum bir sonraki dersinde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın kolay gelsin iyi çalışmalar